Kaçımız ilk iğne vurulduğu zamanı hatırlıyor? Hani şöyle devasa görünen bir şırıngayla. İlk iğnemiz ya da ilk aşımız. Ben çocukken doktorun odasına girip aşı olduğum günleri hala dün gibi hatırlıyorum. O kadar canım yanıyordu ki dünyanın en kötü şeyi bu olmalı diye düşünüyordum. Daha sonra aşıların ne işe yaradığını ve bizlere ne kadar yardımı olduğunu öğrendim. Hadi gelin, şimdi sizlerle de bu konuyu konuşalım. Burada iki tane resmimiz var. Bu iğneyi şuradan kaldıralım çünkü epey korkutucu görünüyor. Elimde bir miktar influenza yani grip aşısı var. Ve grip diye etiketlenmiş. Bir miktarda pönomokok aşısı var. Onun üstüne de pönomo yazılmış. Grip aşısı bizi influenza virüsüne karşı korur. Hepimiz biliyoruz ki grip olmak çok sinir bozucu bir şey. Grip aşısının bizleri... 3 ya da 4 farklı çeşit serotipe karşı koruyabildiği biliniyor. Peki bu ne anlama geliyor? Grip aşısı trivalent yani üçlü veya quadrivalent yani dörtlü şekilde üretilir. Pekala, bu ne demek? Mesela eğer üçlü aşı yaptırırsanız, bu aşı sizi 3 farklı grip serotipine karşı korur. Bu arada serotip suçla aynı anlama gelir ve tür demektir. Dörtlü aşılarsa sizi dört farklı grip serotipine ya da suşa karşı korur. Bu durum, bu aşılar ve bu virüs için çok önemli çünkü influenza virüsünün her yıl değişikliğe uğradığını biliyoruz. O yüzden her sene bu değişiklikleri takip edebiliyor olmamız ve en uygun suçları aşıya yerleştiriyor olmamız önemli. Peki bu nasıl oluyor? İnfluenza virüsü değişiyor derken aslında gerçekten de değişim geçirdiğini kastediyorum. Diyelim ki bu virüsün 2012 yılındaki hali olsun. Evet. Grip virüsü diyelim ki 2012'de böyle görünüyordu. Ve yine farz edelim ki sonraki yıl grip virüsü böyle görünmeye başladı. Bir sene daha geçti, grip virüsü yine değişti ve böyle görünüyor. İşte aynen bu şekilde. Virüs her geçen yıl biraz daha değişime uğruyor. Bu yüzden bu değişimler hakkında yapılan çalışmalar ve toplanan veriler büyük önem taşıyor. Çünkü ancak bu sayede değişim sonrası yeni suçların hangileri olduğunu anlayabiliyor, buna göre de mevcut yıla uygun olacak ve bizleri koruyacak yeni aşıları üretebiliyoruz. Elimizde bir grip aşısı var ve bizleri 3 ya da 4 tip grip virüsüne karşı koruyor demiştik. Pneumokok aşıları da buna benzer bir şekilde çalışır. Bu aşılarında bizleri 7 ila 23 tür arası virüse karşı koruyabilecek olanları bulunur ve bu aşı da yine oldukça önemli. Eğer tıbbi terimlere aşinaysanız, pneumokok kelimesinin pönomoni kelimesine benzediğini fark etmişsinizdir. Hatırlarsanız, pönomoni, zatürre demekti. Pönomokok bakterileri, pönomoni, kulak enfeksiyonları, menenjit gibi sağlık sorunlarına sebep olur. İşte bu aşı bizi Pneumokok bakterilerine karşı korur. Buraya bunu da yazalım. Pneumokok. Bu aşılar hakkında neler bilmemiz gerekiyor? Bu aşılar inaktif aşılardır. Bunun anlamı şu. Bu aşıların içinde ölü virüsler bulunuyor. Bunu açıklamak için size şimdi bir resim çizeceğim. Bu bir influenza virüsü olsun. Bunu yuvarlak olarak çiziyorum ve dışına da yeşil kıvrımlı bir kılıf çizeceğim. Bunu böyle çizmemin bir sebebi var. Size bir şey göstermek istiyorum. Size aşının inaktif bir aşı olduğunu söylediğimde bu bu virüsün ölü olduğu anlamına geliyor. Burada yaptığımız şey aslında virüsün hastalık yapıcı faktörlerini, patojenlerini öldürmek. Enfeksiyona ya da bütün o kötü semptomlara sebep olacak faktörleri yok ediyoruz. Fakat bu protein kılıfa dokunmuyoruz. Bu kılıfı aşının içine bozulmamış halde koymamızın bir amacı var. Vücudun bunu bir işgalci gibi tanımlamasını ve ona karşı bir savunma hattı oluşturmasını istiyoruz. Bu nasıl gerçekleşir dersiniz? Şimdi ekranı biraz kaydırıyorum ve size bir kan damarı çiziyorum. İşte size en başta gösterdiğim o korkunç şırıngayı hatırlıyorsunuz değil mi? Diyelim ki o şırınganın içinde bu grip aşısından var. Yani şırınganın içinde bu protein kılıfı bulunuyor. Şimdi o protein kılıfı buraya, vücudun içine çiziyorum. Pekala, şimdi ne olacak? O korkunç şırınga aracılığıyla grip virüsü vücudun içine gönderildi. Şimdi ak ah olay mahalline akın edecekler. Ak ah vücudumuzun güvenlik hücreleri. Bunlar vücudumuza zarar vermek üzere dışarıdan gelen şeylere karşı bizi korurlar. Örneğin bu senaryoda ak yuvarlar bu kılıfı fark edip bunun bu vücuda ait olmadığını anlayacaklar. Peki ondan sonra ne yapacaklar? Saldıracaklar. Evet, ak yuvarlar bu yabancı istilacıya saldıracaklar. Şimdi bu aslında inaktif ve ölü olduğu için yani gerçek bir grip virüsü olmadığı için bizleri hasta edecek kadar etkili olmaz. Fakat yine de vücudumuzun onun yabancı madde olduğunu anlamasına yetecek özelliklere sahip. Bu yüzden de vücudumuz ona saldırıyor. Onu yok ediyor ve ak yuvarlarımız bundan sonrası için de bu grip virüsünü hafızalarına kazıyorlar. Böylelikle eğer bu virüs tekrar vücudumuza girerse artık onunla nasıl başa çıkacağımızı biliyoruz. Aşıyla vücudumuza giren şeyin sadece protein kılıf olduğunu söyledik, fakat bu şey sonuçta virüse ait bir parça olduğundan çok hafif de olsa hastalığa dair bir takım semptomlara sebep olabilir. Ama bizleri hasta edecek kadar güçlü değildir. Pekala, aşı kimlerin işine yarar? Aslında herkesin diyebiliriz. Fakat özellikle akciğer rahatsızlıkları olan kişilere çok faydası olur. Bunu temsilen buraya bir akciğer resmi çizeceğim. Örneğin, koa gibi kronik akciğer rahatsızlıkları olan kişilerden bahsediyoruz. Ya da amfizem gibi. Bu kişiler hastalanmaya daha meyilli olduklarından ve hastalandıkları zaman hastalıkla savaşmaları daha zor olduğundan aşıyı yaptırmaları onlar için özellikle faydalı olacaktır.